Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Haftanın son stüdyo Washington yayınında Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, 6 Kasım 2016'daki Ankara ziyaretinin ardından 17 Şubat'ta da İncirli'yi ziyaret ederek Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüşmüştü. Dunford'ın Washington'da da gündeminde Türkiye vardı. Katıldığı bir panelde Türkiye ile ilgili yorumlarıyla dikkat çeken ABD Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarının ayrıntılarını Mehmet Sümer'den alacağız. Mehmet, Dunford'ın açıklamasında hangi nokta öne çıktı? Merhaba, senin de söylediğin gibi Joseph Dunford Brookings Institute'da bir panele katıldı dün ve soruları cevapladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle birlikte olası operasyonlar, bundan sonra yapılacaklar, Suriye politikası, Suriye'de neler olacak, bu konuda sorulara cevap verdi. Ama aslında çok da merakları tam olarak gideremedi. Neden? Hatırlanacağı üzere Pentagon'dan bir rapor hazırlamasını istemişti Donald Trump. Bu rapora ilişkin detay vermedi ama şunu söyledi. Dedi ki bizim görevimiz hem Genelkurmay Başkanı olarak benim, hem Maliye Bakanı'nın, hem Savunma Bakanı'nın, hem Dışişleri Bakanı'nın bizim görevimiz tüm alternatifleri Suriye ile ilgili olarak, DAEŞ'i ortadan kaldırmakla ilgili olarak tüm alternatifleri içeren bir rapor hazırlayacağız. Ve bu raporu daha sonra Başkan Donald Trump'a sunacağız. Karar onun olacak. Ama çok detaylı çalışmak zorundayız. Neden? Çünkü Suriye'de bu ortamda yaptığınız herhangi bir hareket bir başka zincirleme reaksiyonla bir başka şeye neden olabiliyor. Dolayısıyla biz bir sorunu çözerken bir başka sorun yaratacak bir başka problem yaratacak bir öneri getirmek istemiyoruz başkanın karşısına. Komple bir çözüm önerisi getirmek istiyoruz. Bunun üzerine çok yoğun biçimde çalışıyoruz dedi. Ama orada bir parantez açtı işte Türkiye ile alakalı ve dedi ki biz bu çalışmaları yaparken ve başkana bu raporu sunarken müttefikimiz olan Türkiye ile güçlü bağlarımızı nasıl devam ettireceğimize dair bunu mutlaka dikkate alacağız. Türkiye ile olan ilişkileri dikkate alacağız. Türkiye'nin bölgedeki çabalarını dikkate alacağız. Ve başkana da bu konuda da bilgi vereceğiz. Ve hazırladığımız raporda önerilerde bunu içeriyor olacak dedi. Ama dediğim gibi net bir ayrıntı vermedi. Örneğin bir askeri operasyona hazırlanıyor mu Amerika Birleşik Devletleri yoksa bölgeye tekrar asker sevkiyatı yapacak mı? Bir kara operasyonu görünüyor mu? Buna ilişkin ayrıntı veremeyeceğini söyledi ve özellikle de dediğim gibi şunu söyledi. Ben şu anda o olacak, bu olacak, şunu çıkaracağız, bunu koyacağız gibi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü biz sadece bir rapor hazırlıyoruz ve bu raporun neticesinde genel olarak kararı günün sonunda Başkan Donald Trump verecek dedi. 30 günlük bir süre vermişti zaten Donald Trump Pentagon'a bu raporun hazırlanması için. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki hafta ya da en geç ondan sonraki hafta Amerika'nın Suriye politikasına ilişkin olarak neler yapılabileceğine dair, neler yapacağına dair ayrıntılar ortaya çıkmaya başlayacak. Ama bir parantez açıp belki şunu söylemekte fayda var. Başkanlık seçim kampanyası esnasında katıldığı televizyon programlarında bölgeye 10 bin, 15 bin kadar asker gönderip DAEŞ'i tamamen, IŞİD'i tamamen ortadan kaldırmaktan bahsediyordu Donald Trump. Dolayısıyla askeri bir operasyon seçeneğinin de masada olduğunu söyleyebiliriz. Dunford'un açıklamaları böyleydi Mehmet ama açıklamalarıyla gündem olan bir başka isim de Başkan Donald Trump. Sosyal medyayı en etkin kullanan liderlerden biri Trump ve yine Twitter üzerinden düşüncelerini paylaştı. Az önce de kameraların karşısındaydı. Sen de konuşmasını dinledin. Trump'ın verdiği mesajlar neydi? Önce Twitter'dan, sosyal medyadan verdiği mesajlardan bahsedecek olursak Donald Trump özellikle istihbarat ve istihbarata ilişkin bazı bilgilerin basına sızdırılmasından son derece şikayetçi. Bu konuda sürekli olarak yorumlar yapıyor. Basın toplantısında da hatırlanacağı üzere buna ilişkin bilgiler vermişti. Bugün senin de söylediğin gibi yaptığı konuşma var. Orada da aynı şeyleri söyledi ve Twitter'dan FBI'yı özellikle eleştirdi. Amerikan Federal Suçlar Araştırma Bürosu'nu eleştirdi ve onun içerisinden bilgiler sızmaya devam ettiğini söyledi basının içerisinde. Ve hatta dedi ki çok uzun bir zaman önce bu bilgi sızdıranlar bizim devletimizin içlerine kadar girmiş durumdalar. Ama FBI kendi içindeki sızdıranları dahi bulmaktan aciz durumda. Şu an onları bile bulamıyor dedi ve onları bulun talimatı verdi. Onu büyük harflerle yazıp şimdi derhal bu bilgi sızdıranları bulun talimatı verdi. Hatırlanacağı üzere dediğim gibi bu konuda eleştirilerde de bulunmuştu. Bugün bir konuşma yaptı. Muhafazakarlar Birliği olarak isimlendirebileceğimiz Conservative Union'da CPAC toplantısında uzunca bir konuşmaydı.
Ve açıkçası bu konuşmada daha çok Donald Trump seçim kampanyasında kullandığı dili kullandı. Orada anlattığı, orada vaat ettiği şeyleri nasıl yapacağını, hepsinin sözlerinin tamamının arkasında olduğunu söyledi. Örneğin duvar konusundan bahsetti, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvardan bahsetti. Bundan kesinlikle vazgeçilmediğini, hatta planlananın bile önünde gittiklerini, çok kısa bir süre sonra duvarın inşaatına başlayacaklarını söyledi. Onun dışında Amerikan ordusuna ciddi anlamda yatırım yapmak istediklerini söyledi ve hatta şunu söyledi, dedi ki yeni bütçe için, yani önümüzdeki yılın savunma bütçesinde ciddi bir artış öneriyorum dedi. Yeni bir askeri bütçe hazırlandığını söyledi. Daha önce de benzer ifadeler kullanmıştı. Amerikan ordusunun özellikle teknolojik olarak geride kalmakta olduğunu söylemişti ve bununla ilgili Obama yönetimini suçlamıştı. Dolayısıyla ordunun yenilenmesi, revize edilmesi için ve imkanlarının geliştirilmesi için daha büyük bir bütçe ayrılacağını söyledi. Seçilmeden önce de zaten Amerikan ordusunu yeniden dünyanın en büyük ordusu yapacağı vaadinde bulunmuştu. Bugün yaptığı konuşmada da söylediğim gibi hem mevcut orduya yapılacak olan yeni yatırımlar, ayrılacak olan yeni bütçeden bahsetti. Hem Amerikan şirketlerinin fabrikalarını Amerika'nın içerisine taşımaları ile ilgili çalışmalarından bahsetti. Bu da yine seçim vaatlerinden bir tanesiydi. Ve bir takım örnekler verdi. Dedi ki artık Intel, Ford, Chrysler gibi şirketler, Sprint gibi şirketler Amerika'nın içerisine yatırım yapmaya başladılar. İşte Michigan gibi, Ohio gibi eyaletlerde, bölgelerde yeni fabrikalar açmaya başladılar. Bunlar neden oldu? Çünkü ben başkanlığı kazandığım için oldu. Ben bunları size vaat ettiğim için oldu ve bu vaatlerimi de yerine getiriyorum dedi. Uzun bir konuşmaydı ama dediğim gibi daha çok seçim kampanyası esnasında vaat ettikleriyle ilgili bugün neler yapıyor, hangi aşamaya geldi, onlardan bahsettiği bir konuşma oldu. Chicago meselesine değindi. Sabah Twitter'dan da bir mesaj atmıştı. Chicago'da bir silahlı çatışmada 7 kişinin öldüğünü söyledi. Chicago'da durumun çok kötü olduğunu söyledi ve Chicago için üzüldüğünü ve oraya yardım edeceklerini söyledi. Tabii Chicago'yu biraz özellikle ön planda tutmayı seviyor Başkan Donald Trump, onu söyleyebiliriz. Çünkü Chicago bir önceki başkan Obama'nın seçilip geldiği eyalet. Dolayısıyla orada da suç oranları gerçekten son 20-25 yılın en yüksek noktasına ulaşmış durumda. Birkaç gün önce gerçekleşen olaylarda da Donald Trump'ın da söylediği gibi ciddi sayıda ölü ve yaralı gerçekleşti. Ölü ve yaralı var olaylarda. Dolayısıyla Chicago ile ilgili de yine, Chicago'da olup bitenlerle ilgili de yine eleştirilerini dile getirdi Donald Trump. Mehmet Sümer Washington gündemine dair notlarını aktardı. Teşekkürler Mehmet. Başkan Trump görevdeki ilk ayını tamamladı. Modern Amerikan tarihine koltuğa oturur oturmaz en çok fırtına yaratan başkan olarak geçen Trump, Washington'a şimdiden çok ciddi değişim getirdiğini iddia ediyor. Trump ayrıca kontrolü kaybettiğini yazan basını sahtekar olarak niteliyor. İşte Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk ayının özeti. Başkan Trump kısa süre önce düzenlediği basın toplantısında görevdeki ilk ayında yaptığı icraatları savundu. Trump basınla çatışmaya girmekten de geri kalmadı. Bu sunumu medyanın huzurunda doğrudan Amerikan kamuoyuna yapıyorum. Burada olmanız bir onurdur çünkü gazetecilerimizin çoğu sizlere doğruyu söylemiyor. Trump yönetiminin tam bir enkaz devralmasına rağmen kısa sürede ciddi somut gelişmeler kaydettiğini söyledi. Ancak başkan bu ciddi gelişmeleri yeterince aktarmadığını iddia ettiği medyaya kızdığını da belirtti. Ne zaman doğruyu söyleyip söylemediğinizi biliyorum. Ortalıkta birçok yalan dolaşıyor. Fark ettiğim bir başka şey de ses tonu. Birçoklarının ses tonunda çok fazla nefret seziyorum. Ben kötü bir insan değilim. Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasının ardından Rusya ile ilişkiler konusunda savunmada kalmayı sürdürüyor. Demokrat Partili Kongre üyeleri ise Trump'ın çevresindekilerle Rusya arasındaki iletişim konusunda kapsamlı soruşturma açılmasını istiyor. Demokrat Ilaya Cummings, 1974 yılında Başkan Nixon'ın sonunu getiren Watergate skandalını akıllara getiren bir soru sordu. Başkan neyi ne zaman biliyordu? Rusya ile ilişkileri tam olarak anlamak için Flynn'in kamuya açık bir oturumda ifade vermesi gerekiyor. Trump'ın basınla yaşadığı sürtüşme birçoklarını kaygılandırıyor. Trump'ın kongredeki destekçileri,
seçmenlerin başkanın arkasında olduğunu söylüyor. Bu kongre üyelerinden biri de New York milletvekili Chris Collins. Başkanı destekleyenler Trump'ın iyi iş çıkardığını biliyor. Başkanın kamuoyundan aldığı destek oranı çok yüksek. Bu yüzden çok rahatız. Cumhuriyetçi Partili strateji uzmanı John Fiery'e göre ise hem destekçileri hem de karşıtları hala Trump'ı çözmeye çalışıyor. Trump sakinleşip durulacak mı yoksa hepimizin kendimize alıştırması gereken yeni normal bu mu? Henüz belli değil. Trump'ın tipik bir siyasetçi, tipik bir başkan olmadığı açık. Seçmenler alışılmışın dışında bir başkan istiyorlardı. Yerleşik düzeni sarsmak istediler ve istedikleri oldu. Medya uzmanı Steven Roberts'a göre Trump artık başkanlık koltuğuna oturmuş olsa da hala kampanya sürecindeymiş gibi davranmaktan memnun. Aday olmakla başkan olmak arasında çok büyük bir fark var. İşin zor kısmı da bu. Kampanyalar sırasında normal sayılan tavırların, sözlü saldırıların bir başkan tarafından kullanılması çok farklı bir durum. Trump başkanlık koltuğundaki ilk ayında da savaşçı tarzından ödün vermişe benzemiyor. Bazı uzmanlara göre yeni başkan Washington geleneklerine uyum sağlamayı değil, Washington'un kendisine ayak uydurmasını bekliyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Başkan Donald Trump, Orta Doğu'da özellikle IŞİD'e karşı savaşta nasıl bir strateji izleyeceğine dair henüz net bir tablo ortaya koymadı. Sadece Amerika kamuoyu değil, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere uluslararası camia yeni dönemde IŞİD'le savaşta izlenecek yolu merak ediyor. Amerika'nın Sesinden Mehmet Toroğlu konuyu Washington'daki Amerikan İlerleme Merkezi adlı düşünce kuruluşundan Orta Doğu uzmanı Daniel Benaim ile konuştu. Düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi'nin yayınladığı Trump yönetiminin Irak'ta atması gereken 6 adım başlıklı raporun yazarlarından Daniel Benaim'e göre Başkan Trump'ın Pentagon'dan istediği IŞİD planının ayrıntılarını kestirmek güç. Ancak Benaim özellikle Irak'ta esas sorulması gereken sorunun IŞİD askeri alanda yenilgiye uğratıldıktan sonra nasıl bir süreç yaşanacağı ve hangi adımların atılacağı olduğunu söyledi. The real question in Iraq is what happens after... Irak'taki esas soru IŞİD'in askeri yenilgisinden topraklarını kaybetmesinden sonra neler olacağı. Çünkü ilk başta IŞİD'in yükselmesine neden olan unsurların aynısı hala geçerli. İktidar boşluğu, ötekileştirme, mezhepsel kutuplaşma bunların hepsi hala mevcut. Amerika'daki yeni yönetim çok kısa bir süre içinde büyük kararlar vermek durumunda kalacak. Bence bu kararların en önemlilerinden biri Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceği olacak. Çünkü Amerika, Sünni, Kürt, Şii gruplar ve ulusal kurumlar dahil ülkedeki farklı taraflar ve gruplarla birlikte çalışabilen belki de tek ülke. Amerika bu rolü oynayamadığı takdirde Irak'ta neler olabileceğini geçmişte gördük. Dolayısıyla benim ümidim Amerika'nın Irak'ta askeri varlık bulundurmaya devam edeceği yönünde. Benaim, Trump'ın henüz IŞİD konusunda net bir politika açıklamamış olmasına rağmen bazı sözleri ve eylemleriyle Irak'ta Amerika'nın konumuna olumsuz etki yaptığı görüşünü dile getirdi. Bunların başında da her ne kadar yargıdan dönse de 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı kararının geldiğini belirtti. Yasağın sağda çarpışan Iraklı generallere IŞİD'e karşı bizim yanımızda savaşıp ölebilirsiniz ama Amerika'ya gelemezsiniz demek olduğunu ve IŞİD'e propaganda malzemesi sağladığını savunan Benaim, Trump'ın ayrıca İran petrolünü almaları gerektiği şeklindeki söylemlerinde zarar verici bulduğunu kaydetti. Şu anda Amerika'nın çok hızlı kararlar vermek durumunda kalacağı bir durumdayız. Irak'la askeri ilişki IŞİD'den sonra da devam edecek mi? IŞİD Musul'dan atıldıktan sonra da Irak içerisindeki etkimiz sürecek mi? Ancak maalesef başkanımız sürekli olarak bu işi çok daha zor hale getirecek söylemler ve politikalar sergiliyor. Benaim, bölgenin geleceğiyle ilgili en büyük risklerden birinin de İran'ın nüfuzunu genişletme çabaları olduğu görüşünde. Bir Amerikalı olarak Orta Doğu'daki manzaraya baktığımızda İran'ın bölgeye egemen olmaya çalıştığını ve taşeron gruplar üzerinden yürüttüğü faaliyetlerle toplumları istikrarsızlaştırma, ulusal kurumların kök salmasını engelleme ve kendi milis gruplarını devreye sokma gibi hedefler peşinde olduğunu görüyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Bana göre Amerika'nın yapması gereken şey, Irak içinde farklı mezhepsel gruplar seçerek bunları desteklemekten ziyade tüm mezhepleri içeren ulusal kurumların güçlü bir ulusal ordunun kurulmasına odaklanma şeklinde olmalı.
İran'ın Irak üzerindeki etkisini ancak bu şekilde kırabilirsiniz. Irak'ı Amerika'nın İran'la savaştığı bir muharebe alanına dönüştürdüğünüz takdirde bu Amerika'da da, Irak'ta da, İran'da da olumsuz karşılanır. Benaim, IŞİD'e karşı askeri zaferin bölgede istikrar sağlama açısından yeterli olmayacağı uyarısında bulunarak, bu bağlamda Irak ve Suriye'de bazı adımların kritik önem taşıdığını söyledi. Bağdat ile Şam arasındaki bölgede ağırlıklı nüfusu oluşturan Sünniler yönetimde yeteri kadar temsil edilmedikleri, güvenebilecekleri bir hükümet olmadığı, parçası olabilecekleri bir ulusal amaç bulamadıkları düşüncesinde. Bu böyle sürdükçe Orta Doğu'daki müttefiklerimiz terörizm riskiyle yüzleşmeye devam edecek. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz en önemli şey sahada Iraklılarla birlikte Sünni ya da Şii olsun, Irakların ülkelerinin geleceğine yatırım yapabilmesini sağlayacak dayanıklı bir yapıyı inşa etmek. Suriye'de ise IŞİD'den geri alınan toprakları hangi güçlerin kontrol edeceğini tam olarak bilmiyoruz. Örneğin Suriye'deki Kürtlerin, içinde bazı Arapların da olduğu çok güçlü bir askeri gücü var. Rakka'yı en hızlı biçimde geri almada en uygun konuma sahipler ama hiç kimse bu Arap kentinde güvenliği sağlayacak sahadaki gücün kim olacağını bilmiyor. Çünkü bu güç eğer Kürtler olursa yerel nüfusla ciddi sorun yaşanacak. Türkler kenti tutmak için Suriye muhalefetinin Arap üyeleriyle daha iyi çalışabilir. Ama onlar da şu anda hazır değil ve Kürtlerle çatışıyorlar. Dolayısıyla Suriye'de IŞİD'i nasıl yenilgiye uğratabiliriz sorusunun yanıtını bulmak zor. Suriye'de iç savaşın nasıl sona erdirileceği sorusuna yanıt daha da zor. Benaim, Amerika'nın PYD'ye desteğinde yeni dönemde bir değişiklik bekleyip beklemediği sorusunu da şöyle yanıtladı. Gerçek şu ki Trump yönetiminin PYD'ye desteğinin derecesi tam olarak bilinmiyor. Obama yönetiminin bu konudaki politikasını devam ettirebilir, hatta ilerletebilir ya da yön değiştirebilir. Bu bağlamda Türk-Amerikan ilişkilerinde ana konulardan biri sadece IŞİD'le savaşma yolları üzerinde birlikte çalışmamız değil, aynı zamanda sınırı güvenli hale getirmenin ve iç savaşa daha geniş çaplı çözümler geliştirmenin yollarını bulmak. Türkiye'nin politikası son bir yıl içinde epey değişiklik gösterdi ve bu değişiklik farklı çözümler için daha fazla seçenek yaratabilir. Aynı zamanda Kuzey Irak'ın da toparlanma yolunda istikrarlı bir yola girmesini sağlamanın yolunu bulmamız gerekecek. Orada asker bulunduran ve Bağdat hükümetiyle bazı sorunlar yaşayan Türkiye'nin bu konuda da önemli rolü olacak. Trump yönetiminin yakında açıklaması beklenen IŞİD planında yanıtı en merakla beklenen sorulardan biri, Amerika'nın bölgeye yeni asker gönderip göndermeyeceği ya da mevcut askerlerinin sayısında bir değişiklik yapıp yapmayacağı. Bu sorunun yanıtı, önümüzdeki dönemde Başkan Trump'ın bölgede nasıl bir strateji izleyeceğini önemli ölçüde ışık tutacak. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basınından özetler var. Ege Cansu Saçıkara bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Ege. Özlem, basın özetlerini hemen Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post, Başkan Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ryan Priebus'un dün muhafazakar siyasi eylem konferansını yaptıkları konuşmayla ilgili ayrıntılara yer vermiş. Habere göre genellikle sessiz kalmayı tercih eden Bannon, Trump başkan olduktan sonra yaptığı ilk konuşmada seçim kampanyası vaatlerini yerine getirmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi. Trump'ın başkanlığının ardındaki entelektüel güç olarak tanımlanan Bannon, Trump'ın tüm çağrılara rağmen ılımlı çizgiye inmeyeceğini, önce Amerika politikasından sapmayacağını kaydetti. Konuşması sırasında sık sık ekonomik milliyetçilik terimini yineleyen Bannon, Amerika'nın sadece sınırları açık, sıradan bir serbest pazar ekonomisinden ibaret olmadığını, kültürü ve varoluş nedeni olan bir ülke olduğunu savundu. Bannon, ticaret anlaşmaları, vergi sistemi ve hükümet regülasyonlarının Amerika'nın ekonomik büyüme süreci ve egemenliği üzerinde olumsuz etki yarattığını da sözlerine ekledi. Bannon ayrıca sanılanın tersine özel kalem müdürü Ryan Priebus'la uyum içinde çalıştıklarını belirtti ve aralarında sürtüşme olduğu, iyi anlaşamadıkları iddialarını yalanladı. New York Times ise Ekim ayında başlayacak yeni mali yıl öncesinde bütçe hazırlıklarını sürdüren Trump'ın önümüzdeki salı günü kongreye hitaben yapacağı konuşmada ekonomik planıyla ilgili çelişkilere açıklık getirmek zorunda kalacağını yazıyor. Times'e göre Trump'la ilgili en büyük çelişki başkan adayı iken
dar gelirlerin yararlandığı sosyal programları koruma sözü veren popülist bir kampanya yürütmesi. Ancak başkan olduktan sonra harcamaları kısıtlama ve bütçe açığını kontrol altına alma yoluna gitmesi. Bu konuyla ilgili olarak da Demokrat Partililerin en büyük korkusu Trump'ın yoksullara gıda, barınma ve çocuk bakımı yardımı yapan hükümet programlarında ciddi kesintilere gitmesi. Los Angeles Times ise pazar akşamı yapılacak 89. Oscar ödülleri töreninin hazırlıklarını ana sayfasında taşımış. Habere göre ödül töreninin düzenleneceği Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nun önünde yıldızların üzerine yürüyüp basına poz vereceği kırmızı alanın döşenmesine bir hafta öncesinden başlandı. 5000 metrekarelik halı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, yıldızların takılıp düşmemesi için halının üzerinde hiçbir çıkıntı ya da kabarıklık olmaması. Los Angeles Times bugün ayrıca Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly'nin 2 gün süren Meksika ziyaretinin iki ülke arasında Trump'ın göçmenlik politikaları nedeniyle baş gösteren gerginliği gidermeye yetmediğini yazmış. Habere göre Bakan Kelly basın toplantısında toplu sınır dışı uygulamasına gidilmeyeceği ve sınırda askeri güç kullanılmayacağı güvencesi vermeye çalıştı. LA Times Kelly'nin bu sözlerinin aynı gün sınırda yürütülen kaçak göçü engelleme yönelik çalışmaları askeri operasyon olarak tanımlayan Trump'la ters düştüğünü bildiriyor. Chicago Tribune ise kentte adeta çığırından çıkan silahlı şiddet eylemlerinin yarattığı kaygıları ana sayfasına taşımış. Habere göre Chicago'daki silahlı şiddet 20 yıl sonra ilk kez bu kadar hızlı tırmanışa geçti. 2016'da 4300 kişinin vurulduğu, bunlardan 760'ının hayatını kaybettiği Chicago'da dün 7 kişinin vurularak öldürülmesi büyük yankı yarattı. Chicago'daki şiddetin kontrolden çıktığını sık sık dile getiren Başkan Trump da dün Twitter'da Chicago'nun yardıma ihtiyacı var şeklinde bir mesaj attı. Kentteki silahlı çalışmaların çoğu kentin South Side olarak bilinen güney tarafı ve siyah nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu mahallelerde yaşanıyor. Haftanın son gününde Amerikan basınında öne çıkan konuları aktardık. Sözlerinden sende Özlem. Teşekkürler Ege. Amerikan basınından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Adaylar geçtiğimiz günlerde seçim kampanyalarını resmen başlattı. Aşırı sol kanadın Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon'un çok sayıda seçmene ulaşmak için başvurduğu yöntemse dikkat çekti. Mélenchon, teknolojinin son ürünü bir hologram sayesinde aynı anda iki farklı yerde seçmenle buluştu. Unsubmissive France, Asi Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Mélenchon, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Lyon'da başlattı. Ancak Mélenchon aynı anda 3 boyutlu bir hologram aracılığıyla Paris'te seçmenlerine seslendi. Regardez de près, étudiez, convainquez autour de vous. Buna yakından bakın, öğrenin ve etrafınızdakileri ikna edin. Güzel sözlere kanmayın. Şu anda yaptıklarımıza bakın. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanlığı monarşisini yıkmak için oy kullanmalısınız. Eski bir sosyalist olan Mélenchon, kendi deyimiyle siyasi parti çerçevesinin dışında bir kampanya yürütüyor. Mélenchon, aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in karşısında olduğunu söylüyor. Seçim kampanyasını tıpkı Mélenchon gibi Lyon'da başlatmayı tercih eden Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen ise küreselleşmeyi ve İslam'ı eleştirdi. Bu iki ideoloji Fransa'ya diz çöktürmek istiyor. Bir yanda küresel finans ideolojisi, diğer yandaysa kökten dincilik var. Le Pen, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde 6 ay içinde Brexit benzeri bir referandum düzenleme sözü veriyor. Mélenchon, popülist Le Pen'e karşı ciddi bir tehdit teşkil etmiyor ancak diğer adaylar için aynı şey geçerli olmayabilir. Bunlardan biri Sosyalist Parti lideri Benoît Hamon. Eski Başbakan Manuel Valls karşısında kazandığı zaferin ardından Hamon, Mélenchon'a koalisyon teklif edeceğini açıkladı. Öte yandan bağımsız aday Emmanuel Macron sosyalist cepheyi karıştırabilir. Yeni kurduğu En Marche adlı siyasi hareketle merkeze yakın duran eski ekonomi ve sanayi bakanı Macron, Lyon'daki mitingde Le Pen ile dalga geçti. Bugün bazı kişiler başkalarını düşündüklerini söylüyorlar. Oysa halkı değil sadece kendilerini düşünüyorlar. Anketler Le Pen'in 23 Nisan'da ilk turdan zaferle çıkacağı ancak 7 Mayıs'taki ikinci turda Macron'a yenileceği tahmininde bulunuyor. Ayşe Gülsemit, Amerika'nın Sesi, Washington. Balıkçılık, Afrika'nın güneydoğusundaki Malawi'de göl kıyılarında yaşayanların en önemli gelir kaynağı. Kurutulup çiroz yapılan balıklar pazarlarda satılıyor. Ancak balıklar açıkta kurutulduğu için yarısı çürüyor. Balıkların bozulmadan kurutulmasını sağlayan güneş enerjili çadırlar balıkçıların çok işine yarıyor.
güneş enerjili çadırlar, Çilva Gölü kıyısında yaşayan balıkçıların tuttukları balıkları bozulmadan kurutmalarını sağlıyor. Çadırlar ahşap iskelet üzerine gerilen plastikle kuruluyor. Gölde tuttuğumuz balıkları güneş enerjili çadırda kurutuyoruz. Çadırın içi çok ısındığı için balıklar çok kısa sürede kuruyor. Malawi'nin ana protein kaynağı kurutulmuş balık. Balıklar geleneksel olarak yağda kızartılarak, tütsülenerek ya da tel raflara serilerek kurutuluyor. Ancak bu yöntemler balıkların çürümesine, hatta hayvanlara yem olmasına yol açıyor. Güneş enerjili çadırlarsa balıkları koruyor. Balıklar geleneksel yöntemlerle normalde 1,5 ila 2 günde kuruyor. Sabah çadırlara yerleştirilen balıklarsa akşama kurumuş oluyor. Çadırlarda kurutulan balıklar daha kaliteli olduğu için daha yüksek fiyatlara satılıyor. Güneş enerjili çadırların sponsorluğunu açlıkla mücadele etmeyi amaçlayan Avustralya-Kanada ortak girişimi bir proje üstleniyor. Proje kapsamında balıklarını tütsüleyerek kurutmak isteyen balıkçılar, açık ateş yerine enerji tasarrufu sağlayan fırınları kullanmaya teşvik ediliyor. Böylece odun için kesilen ağaç sayısı da azalıyor. Çok daha az odun kullanıyoruz. Balıkları tütsülemekse çok kısa sürüyor. Güneş enerjili çadırlar Afrika'nın en büyük üçüncü gölü olan Malawi Gölü kıyısında da kullanılıyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Haftanın son yayını da böylece tamamlıyoruz. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Haftaya yine Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.